Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu düzlemsel şekillerin alanını bulma. Bu dersimizde düzlemsel şekillerin alanını bulmayı ve bununla ilgili sorular çözmeyi öğreneceğiz. Arkadaşlar burada bir masanın üstü düzlemsel alandır. Masanın yüzey alanını çalışma kitaplarıyla kaplıyorlar. Bakın yine buradaki usta yerin alanını fayanslarla kaplıyor. Alanlar birim karelerle kaplanır arkadaşlar. Bir yüzeyin aynı birim kullanarak boşluk kalmayacak şekilde kaplandığı yere alan denir arkadaşlar. Bakın burada boşluk kalmayacak şekilde kaplanmış. Alanlar dairelerle kaplansaydı alanın tamamı doldurulamazdı. Bakın arkadaşlar aralarda boşluklar kalırdı. Bu nedenle birim karelerle kaplıyoruz. Arkadaşlar şöyle bir düzlemsel alan, düzlemsel bölgelerin alanının ölçülmesinde birim kareler kullanılır. Buraya bakıyoruz. Bir birim kare arkadaşlar. Yine kaldırımlar birim karelerle yani karolarla kaplanır. Evimizin, mutfağımızın tabanı ve duvarlarla, fayanslarla kaplanır. Alanını hesaplarsak ne kadar fayans gerektiğini bulabiliriz. Bakın bu şekilde karolarla kaplanmış, birim karolarla. Yine mutfağımızın yeri birim karelerle kaplanmış, fayanslarla. Okulumuzun kaldırımları karo taşlarıyla döşenmiştir. Ne kadar karo gideceğini bulmak için alanını hesaplamamız gerekir arkadaşlar. Kaldırımlara baktığınızda bu karo taşlarıyla kaplanmıştır. Yine duvarlarımız fayanslarla kaplanmıştır. Sehpanın üzerine kaç fayans kapladığını alan hesaplamayı bilirsek bulabiliriz arkadaşlar. Bu nedenle biz düzlemsel alanları hesaplamayı öğrenmemiz gerekir. Yine arkadaşlar bakın birim karelerle kaplanmış. Yine bakın yer birim karelerle kaplanıyor. Şeklin içerisini birim karelerle doldurarım arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 bu şekilde arkadaşlar doldurduğumuzda 11 birim kare uzun kenarına 7 birim kare kısa kenarına koyduğumuzda arkadaşlar toplam 7 çarpı 11 77 tane birim karele alanımız 77 birim kare oldu. Yine aşağıdaki şeklin alanı birim kaç birim karedir sorusunda alanımız düzlemsel alanımız bu. Hemen birim kareleri koyalım arkadaşlar. Bakın 10 birim kare uzun kenarı 3 birim kare kısa kenar oldu. Hemen doldurduğumuzda arkadaşlar 10 çarpı 3 30 birim kare alanımız 30 birim kare arkadaşlar. Aşağıdaki E harfinin alanı kaç birim karedir? Harfin alanını birim kareleri sayarak buluyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle sayalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 birim kare arkadaşlar. Yine T harfinin alanı kaç birim karedir sorusunda harfin alanını birim kareler sayarak bulunur arkadaşlar. Saydığımızda harfin alanı 12 birim karedir. Aşağıdaki şekillerden hangisinin alanı farklıdır? Rengini söyleyiniz diyor arkadaşlar. Bakalım alanlarımıza. Birincisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkincisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üçüncüsünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arkadaşlar birincinin alanı farklıdır. Çünkü bu 7, diğerleri 8. Farklı olan burada sarı renkli şekildir arkadaşlar. Sebebi ise alanı diğerlerinden daha küçüktür. Ayşelerin mutfağın duvarına soldan sağa doğru 8 birim kare sığıyor. Yukarıdan aşağıya doğru 4 birim kare sığıyor. Ayşelerin duvarının alanı kaç birim karedir? Bakalım arkadaşlar. Bu şekilde 8 birim kare. Yukarıdan aşağıya da 4 birim kare sığıyor. O halde arkadaşlar 8 çarpı 4 32 birim karedir. Ayşelerin mutfağının duvarı. Duvarın alanı 4 çarpı 8 32 birim karedir arkadaşlar. Aşağıdaki İki rakamının alanını bulalım. Arkadaşlar hemen iki basamağında kaç tane birim kare varsa sayıyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Harfin alanı 15 tane birim kareden olduğu için 15 birim karedir diyoruz. H harfinin alanı
alanını bulalım diyor arkadaşlar. Hemen H harfini oluşturalım. Bakın arkadaşlar. 7, 7, 2 tane 7, 14. Harfin bu kısımları 14. 2 tane de burada var. Toplam 16. Hemen 14 artı 2, 16 birim kare. O halde harfimizin alanı 16 birim karedir diyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki şeklin alanı kaç birim kareden oluşmuştur dediğinde arkadaşlar şeklimizi yazalım. Arkadaşlar hemen şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane, 2 tane 6, 12 birim. 2 de şurada var, 2 de şurada var arkadaşlar. 4 de bu, 16 birim. Hemen yapalım arkadaşlar. 2 artı 2 de aşağısında şuradaki 2 tane ve şurada 2 tane de toplam 4 birim topladığımızda toplam 16 birim karedir şeklimiz arkadaşlar. Satranç tahtasının alanı kaç birim karedir şeklinde bir soru geldiğinde arkadaşlar. Satranç tahtasında 8 tane yatay, 8 tane düşey sütun vardır. O halde arkadaşlar 8 çarpı 8 64 birim kareden oluşmuştur arkadaşlar. Yine şeklimizin alanı kaç birim karedir dediğinde sayıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 yatay. 4 dikey olduğu için 4 kere 2 8 birim karedir arkadaşlar. Şeklimizin alanı kaç birim karedir diye sorulduğunda bakıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 2 10. 4 tane de aşağıda var. Toplam 14 birim karedir. Şeklimizin alanı kaç birim karedir bir sorusunda arkadaşlar. Bu da izometrik kağıt üzerindeki. Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 2 12 burada. Burası 2. Burası da 6. 6 kere 2, 12 burada var. 4 de burada var arkadaşlar. Artı 4. Artı burada da 1, 2, 3 de burada var arkadaşlar. Topladığımızda toplam kaç birim etti? 19. 4, 2, 6, 3 daha 19. Toplam 19 birim kareden oluşmuştur arkadaşlar. Yine arkadaşlar yanda verilen düzgün düzlemsel bölgenin alanı birim kare cinsinden tahmin ediniz diyor arkadaşlar. Bir tahmin sorusu. O halde biz bu şekli ne yapacağız? Birim karelere böleceğiz arkadaşlar. Daha sonra sayacağız. Kaç birim kare olduğunu bulacağız. Hemen yapalım. Arkadaşlar birim karelere böldüğümüzde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane birim kare oluştu. Verilen düzlemsel bölgeyi birim karelere ayırır ve birim kareleri tararız arkadaşlar. Buna göre düzlemsel bölgenin alanı tahmini olarak 7 birim karedir. Zaten tahmin ediniz diyor arkadaşlar. Tahmini olarak 7 birim karedir. Herhangi bir ağacın yaprağının alanını kareli kağıttan faydalanarak birim kare cinsinden tahmin edelim diyor arkadaşlar. Hemen tahmin edelim. Bu bir ağaç yaprağı arkadaşlar. Hemen biz bunu izometrik kağıda, kareli kağıda koyduğumuzda arkadaşlar. Bakın bu şekilde maviler arkadaşlar tam birim kare. Yani en az 7 tane birim kareden oluşuyor. Buna göre yaprağın alanı en az 7 birim kare, en çok 24 birim kare olabilir. Arkadaşlar diğer kırmızıdan da oluşanlar da yaprağın bir kısımları olduğu için orada en fazla kaç olacak arkadaşlar saydığımızda 24, bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 birim kareden oluşmuş. En az 7, en fazla 24 birim kare. Dersimiz sona erdi. Kare ve dikdörtgen alanı konu anlatımında görüşmek üzere. Hoşça kalın.